Başka bir diyeceğim varsa de şimdi bana. Foyan bir gün meydana çıkar, böyle apışıp kalırsın. Ben de kurtaramam seni. Ben sana beni arama demedim mi? Derdin ne senin? Müjdeli haberi vermeye arıyorum. Sen tersleniyorsun, ayıp oluyor ama. Ne müjdesiymiş? Ne oluyor? Elif'i öte tarafa yolladım. Hesap kapandı, gözün aydın. Ne? Öldü Elif diyorum, öldü. Denize uçtu. Senden yiyeceksen ya artık. Git İbrahim. İstanbul çok tehlikeli. Kahraman seni her an bulabilir. Merak etme, bulamaz. Hayır. Yok. Ben çıkıyorum. Şu işi halletmem lazım. Ayıkla bakalım pirinci taşını Defne Hanım. İnşallah içinde çer çöp bırakmasın da benim de boğazıma takılmasın. Ya önüne baksana. Kusura bakmayın Defne Hanım. Sersem sersem iş yapıyorsun. Neredesin? Oho Defne. Esas sen neredesin ya? Açma arayı bu kadar. Kes saçmalamayı. Konuşmamız lazım. Neredesin söyle. Bakıyorum da tutuşmuşsun. Keyfin yerindeydi tabii. Konuşmamız lazım diyorum sana. Neredesin? Bu kızın hali hal değil. Hadi bakalım Ziya Yörükan. Arabanın anahtarı üstünde değil mi? Evet efendim. Hayri'yi çağırayım efendim. Hayır, gerek yok. Bravo. Elif'i yine başımıza bela ettin. İş yaptın değil mi Maksut? Bulup çıkartmışsın neredeyse. Alıp gitseydin nereye gidiyorsan. Başımıza dert diye mi getirdin? Var ol Defne. Burada Elif'ten konuşuyoruz. Öyle bela mela deyip de adamın asabını bozma. Sen kendi işine bak. Kimseye dert olmayacak. Senin o kuş beynini algılayamadığı bir şey var tabii. Elif artık rahat durmayacak. İbrahim de. Bak Defne. Elif'imin kimseyle bir derdi yok. Sen rahat ol. Maksut. Hı. Bak bu İbrahim manyağın teki. İkimizin de başı belada. Konuşup ikimizi de gammazlayabilir. Hem belki içerideyken bu adamın fikri değişti. Kardeşini yeniden sevmeye başladı. Nereden bileceğiz? Kurtulmamız lazım diyorum. Ya Defne, senin aklın yine gidip gelmeye başladı ha. Acaba sen fazla mı film seyrediyorsun? Sen hala dalga geçiyorsun. İbrahim konuşursa ikimiz de hapse gireriz. Ben kahramanı, sen de Elif'i unutursun. Biteriz. Hem sen bilirsin böyle adamları. Eli kolu uzun oluyor biraz. Belki de tam tersi. Elif'i yok etmenin planlarını yapıyordur. Nereden bileceğiz? Ha bak işte o biraz sıkar biliyor musun? Hmm. Anlamıyorsun. Bu yolda ne açık verdiyse kapatmamız lazım. Ha bir de o CD var. Sana burada Elif'in yerini söyledi. He. Kahramana hediye diye yolladığın CD. O da Şükran'ın eline geçmiş. Yapma ya. Ben bugün onu halledeceğim. Sen de şu İbrahim'i hallet. Arkamızda ne varsa temizlememiz lazım. Hey, tamam. Haber ver. He he.
Oğlum işimden gücümden ettin beni ya. Telefonda söylesen ne olur sanki Maksut? Devlet sırrım bu. He, devlet sırrı. Var mı sıkıntı koç? Mal mal konuşma, asan bozma. İş vereceğim sana. Ya ne iş vereceğim? Pis bir iş vereceğim. Kim dolandı ayağını onu söylesen. İbrahim'i temizleyeceğim. Kimi? İbrahim'i. Artık şişletir misin? Ümüne mi çöktürürsün, ona sen karar ver. Ne oldu? Tırsın mı Elif'in ayağına dolanır diye? Ne dırsacağım lan? He? Kimden dırsacağım? Dayımın çocuğu. Benim asabımı bozma, ne diyorsam onu yap. Ya oğlum sen manyak mısın ya? Doğru dürüst söylesen ölür müsün sanki? Hallederiz ya, manyadın iyice ha. Ya sabır ya, selamet. Maksut. Ha? Niye bana Elif evlendiğini söylemedin? Niye şirketin ortağı Elif demedin be adam? Elif kim? Ben öyle birini tanımıyorum. Ha, benim karım yani bu şirketin ortağı Zeynep Hanım. Bunu o aklına iyice sok. Tamam mı ortak? Ha, bırak şimdi Zeynep'i Meynep'i. Ya bu ne biçim ortaklık böyle? Ben sana yardım ettim. Sen beni arkamdan vurdun. Ya hayırdır Yakup? Sen niye bu kadar tırstın? De hele. Bence sen de tırsan iyi olur. Kahraman bu işin peşini asla bırakmaz. İlla ikna eder Elif'i. Ya barışırlarsa? O zaman düşün bakalım senin halin ne olur? Öyle bir şey olmayacak. Ben olsam o kadar emin olmazdım. Eminim. Onun gözündeki intikam ateşini gördüm. 100 kahraman gelse o ateşi söndüremez. Peki karın şirkete girmen için benim yardım ettiğimi biliyor mu? Merak etme aslanım, merak etme, öyle bir şey demedim. Ama deseydim de fark etmezdi. Kahramandan büyük nefret ediyor. Daha beter olsun derdi. O şekil yani. İnşallah. İnşallah dediğin gibidir. Ortak. Beş dakika daha geç gelsek kalkıp gidecektim. Al paranı. CD nerede? İnşallah eksik değildir. CD nerede? Umarım doğru CD'dir. Eğer bir kopyası falan varsa seni doğduğuna pişman ederim Şükran. Saçmalama Defne. Bende fitni fücür yok. Bundan kimseye bahsetmeyeceksin.